ben aileme bu tatil dahil, yani şu 3 gün dahil 800 gün ayırabildim. 400 günde 800 gün. Ekrem İmamoğlu bir günde tatil yapsa konuşacaklar, 2 günde yapsa konuşacaklar. Gerçekten destek verip eleştirenler de var. Benim bütün insanlara tavsiyem, siyaseti kutsallaştırmanın zararını yaşıyoruz. Siyaseti çok kutsallaştırıyoruz. Hatta siyaseti öyle bir kutsallaştırıyoruz ki, siyasi insanları da kutsallaştırıyoruz. Yani bu mekanizmalar, bu kurumlar, bu kişilikler bizlere hizmet eden sizler gibi, bizler gibi insanlarız. Değer verdiğim kutsallarım var. Elbette ki kutsallarımız, hepimizin kutsalları var. Vatanı, bayrağı, inancı, ailem. Bir de ailem, ben aileme, ailem benim kutsalım. Ben aileme başka bir değer veririm. Ve ailemle bir arada olmamanın, olamamanın da üzüntüsünü yaşarım. Yani ben mesela çocuklarımı siyasi manzarama hiçbir zaman sokmam. Ama çocuklarım, ailem kendi hayatlarında varlıklarını sürdürsünler isterim. Dolayısıyla bu şekilde olan bir dünyada benim o çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Ben 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ben ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. Hayat boyu o çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan bir baba olmak istemem. Ya da üniversite okuyan oğlumun hayata atılma evresindeki hangi doğrularla, hangi kutsallarla, hangi prensiplerle hayata atılması konusunda sağlıklı anlar vakit geçirmek isteyen bir baba. O bakımdan bir arada olmak, 3 gün buluşmak, 4 gün buluşmak, bunu maksimum bir şekilde değerlendirmek bir baba olarak sorumluluğum. Evet, o gün ben, eşim 25 gün önceden karar verdiğimiz Erzurum seyahatini yapacaktık. Ama eşim ve çocuklarıma siz gidin diye söylediğimde, eşim ben de seninle gelmek istiyorum dedi. Beraber atladık, Elazığ'a gittik. O gün Elazığ'da geçti. Ekiplerimiz nerede nasıl çalışıyordu? İnsanların acısını hissetmeye, onlara destek olmaya çalıştık. O gün gece saat 11'e kadar sahadaydık. Ve o gece ben Elazığ'da kaldım. Elazığ'da kaldım. Ertesi sabah Elazığ'daydım. Elazığ'da kaldım ve Elazığ'dan ayrılıp Pertek ilçesine ve Tunceli ilçesine gittim. Acı yaşayan Gülistan kızımız kayıp biliyorsunuz. Ailesini ziyaret ettim. Yani ertesi günün yarım gününü de Tunceli'ye ayırmış oldum. Akşamı ben Erzurum'a vardım. Peki 3 gün çocuklarımla Erzurum'da kaldım. Kayak zil takıp oynamak değil. Yani kayak spor. Ben 3 gün boyunca çocuklarımla spor yaptım. Sohbet ettim. Odamıza çekildik, konuştuk, muhabbet ettik, dertleştik, paylaştık. Ben Elazığ'daki sorumlulukları bir yerine getirdim. Ben mış gibi yapmadım. Yani kimseyle dalga geçmedim. Kimseyle algı yönetmedim. Algı diye bir şey yönetmedim. Ben orada gittim, 2 gün sorumluluğumu yerine getirdim. Daha sonra sorumluluğunu yerine getiren insanlar vardı. Ekiplerimiz oradaydı. Ki ben İstanbul Belediye Başkanıyım, bakın. Birilerinin aklına gelmezken ben o sabah atlayıp Elazığ'a geldim. Bazı köşe yazarları yazıyor. Eğlence şeklinde. Hayatı eğlenceyle geçmiş. Hayat spordur. Ben spor yaptım 3 gün boyunca. Benimle fotoğraf çektiren insanların üzerinden öyle çirkin yorumlar yansıdı ki bu benim eşime, kuzenlerime, çocuklarıma kadar yansıdı. Yani öyle çirkin tanımlar, öyle çirkin laflar, yoksa ben burada olduğumu paylaşmayacağım. Mecbur kaldım 2. günü Erzurum'da olduğumu paylaştım. Yani dedim evet ben buradayım. Bunu paylaşmamam, zaten öyle bir niyetim vardı, paylaşmayacaktım. Ama bu çirkin saldırılara, bu edepsiz, ahlaksız yorumlara karşı ailemi korumak zorundaydım ve bu paylaşım.